2 yıllık süre zarfında gelirken çeşitli tereddütler vardı, endişeler vardı. Netice itibariyle Ağrı'nın diğer ilçesine geliyorsunuz. Çoğu yerde bahsetmişimdir, konuşmuşumdur, söylemişimdir. Biz buraya 4 tane dönem arkadaşı olarak geldik. Diyadin, Taşçay, Hamur ve Tutak. Diğer 3 arkadaşıma ne kadar güzel, hoş geldiniz derken bana Allah yardımcın olsun demişlerdi. Diyadin'e gidiyorsun. Ama geldikten sonra ben şunu gördüm, Diyadin halkının gerçekten beni bağrına bastı. Biz 2 gündür toplanmaya çalışıyoruz, eşyalarımızı toplamaya çalışıyoruz, yükümüzü yüklemeye çalışıyoruz daha doğrusu ama herhalde buradan giderken bizim en büyük yükümüz kalbimizdeki sizin sevginiz olacak, sizin sıcaklığınız olacak, beynimdeki sizin hatıralarınız olacak, isimleriniz olacak, resimleriniz olacak, Diyadin'in hatırası olacak. 2 yıllık süre zarfında eğer kalp kırdıysam, gönül incittiysem, sizleri üzdüysem hakkınızı gani gani helal edin. Benden yana bir hak varsa helal olsun. İnsan endişeli geldiği yere bu kadar alışacağını ben açıkça söylemek gerekirse çok tahmin etmiyordum. Gerçekten sevgi buldum. Tekrardan geldiğim zaman da ben burada girecek evim olduğunu biliyorum. İki
İçecek çayım olacağını biliyorum, yiyecek yemeğim olacağını biliyorum, yatacak yatağım olacağını biliyorum. Çok ufak, kusura bakmayın. Kelimelerim kırık dökük olabilir, bağışlayın. Kerem, her yerden kutsaldır, kaymakam Müslüm Bey. Allah kerim. Hakkınızı gani gani helal edin, varsa her şey. Yandan yana kalın. Şunu söyleyeyim, insanlar ilk göreve başladıkları yerleri unutamazlar. Bizim için de her zaman ilk göreve başladığımız yer unutulmaz yerlerdir. Burası benim 5. yerim, vekaletlerle beraber. Zannediyorum Diyarbakır'da hiçbir zaman benim aklımdan çıkmayacak. Kalbimin büyük bir kısmını dolduran, zihnimin büyük bir kısmını dolduran yer olarak aklımda kalacak. Çoluğumla, çocuğumla, eşimle, çocuğumla bana sahip çıktınız. Bağrınıza bastınız. Artık Bitlis'teyiz. Bitlis'te de bir kardeşiniz var. Küçüklerin abisi, büyüklerin kardeşi var. Her zaman kapımız da açık, gönlümüz de açık, beynimiz de açık. Sizleri yüreğimizle beraber götürüyoruz. Hakkınızı tekrardan helal edin. Hepinize saygı ve selam söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Konuşma yapmak isteyen değerli misafirlerimizle ya kusura bakmayın, ben samimi söylüyorum. Normalde arkadaşlarımız veda yemeği yapalım dedikleri zaman ben içime mümkün olduğu kadar sessiz bir şekilde gelmeyi ve sessiz bir şekilde gitmeyi tercih eden bir insanım. Çünkü insanlara eziyet, külfet, yük olmak istemem. Yük olduysak da hakkınızı helal edin. Bu hediyeler samimi olarak söylüyorum. Gerçekten gerek yoktu. Bizleri hatırlamıyoruz için. Biz her zaman hatırlayacağız zaten. Bitlis değil. Bozbaşı'nı geçip bağır sesten ben gelirim zaten.